Irak Medya Şebekesi Türkmen Uydu Televizyon kanalından herkese iyi vakitler diliyoruz. Sevgili ve aziz seyirciler, bizler programının yeni sayısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim bizler programının bu sayısında Irak Türkmenlerinin kültür, edebiyat bakımını konusunu doğrusu Muharrem ayında bu konuyu bir yanını sizlere yansıtacağız. Bu konuyu ele almak için şimdi bizim stüdyomuzda şair Asi Nusret Ağaoğlu programımıza konuk olmaktadır. Asi Bey hoş geldin programımıza. Hoş gördük, sefalar yani. Asi Bey lütfen kendini tanıttıysanız sayın seyircilere memnun olduk sizden. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden bu uydunun kuruluşu üzerine tüm Türkmenleri ve burada işleyenleri tebrik ederim canı gönülden. Sağ olasın. Türkmen daha uyduya ihtiyacı var. Yani bir uydu, iki uydu bes etmez öz için. Uydu demek, güzgü demektir. Evet. Bu milletin tarihini, kültürünü, iktisadını, siyasetini ayrı milletlere aks eder. Evet. Gerek biz bunda iyi çalışaq ve kültürlü insanlar getirəgin, ta ki bizim tarihimizi, bizim kültürümüzü daha iyi aks etsin dışarı milletlere. Evet efendim. Ben 1945 yılında Tisin semtinde doğmuşam. İbtidaiydi, mutavusta, i'dadi, lisanı bitirenden sonra 2 yıl Ma'had-i İ'dad-i Muallimin okudum. Ondan sonra 26 yıl bir süre öğretmenlik yaptım. Evet. Terk ettim, çıktım öğretmenliğe, emekliye ayrıldım. Hı. Ondan sonra başladım okumağa. Okumağa kitaplar var idi. İki kere de tutuklanmışım hayatta. Evet. Bir 77'de. Yani siyasi nedenlerden siyasi dolayı. Siyasi nedenlerden. Evet. Bir de 81'de 6-7 ay kaldım içeride. Evet. Hamdolsun indi işte 5 uşaq babasıyam, hayatımız geçirir, hamdolsun 100 bin kere. Hamdolsun bin kere. Asi Bey, gerek edebiyat konusunda, şer konusunda, yani herkese bellidir, eski zamana da, eski dönemde, zaten Cenab-ı Kerkük'te şehit, Tisin bölgesinde, Tisin bölgesinde büyüdünüz, yaşadınız orada. Tabi orada o baskılara, o siyasi baskılara rağmen, oradan büyük sayıda bizim edebiyatçılarımız, bizim yetenekli insanlarımız her alanda oradan çıkmış idiler. Siz de o yani o dönemde, o baskılar altında yani nece bir edebiyat hayatını yaşadınız? Nece adımlar attınız o zor durumlarda? Vallahi bizim daha doğrusu bu şairlerimiz ki yetiripti indi, bunlar o dönemden evvel idi. Evet. Özlerin kurmuşlar. O dönem gelende durdular. Bir müddet durdular. Evet. Ben de özleriyle aynen durmuştum. Ondan sonra işte 90'lardan sonra bu şeylerin tesirleri oldu bize bu zurufların. Evet. İşte başladık. Ben de onlardan neyden başladı sen o zaman? Ben ilk defa öğrenciydim. Temsiliyeden başladım. Tiyatro. Tiyatro. Piyas yazardım. Hı. Türkmen kısmı için, izah için. Radyo için. 6-7 temsile yazdım. Ondan sonra bir bernamaç verdiler benim adıma. Evet. Rahmetli Halil Ahmet Hasan'ı günde 5 dakika hayattan bir yaprak evet. Yazardım özünü. Bu Bağdat Radyosu'nda Türkmenca bölümü. Ha, evet. Ondan sonra Nesrin Salih. Nesrin Salih. Kerkük kızının kızı. Allah rahmet evet. Etsin özünü. Benim için haber yolladı, köşesi var idi, kadın köşesi. 5 dakika temsiliyeler yazdım, 20 tane, 25 tane yolladım öz için. Her haftada 5 dakika köşenin içinde temsil teklif ederdi. Benim adım. Evet. Bes ben bir şey talep ettim özünden, dedim evet. Adımı vermeyin. Evet. Gelek şehir konusuna. Şehre nece başladı? Bizim çok edebiyatçılarımız var. Yani mesela Iraktaki edebiyatçılar Horiyat'la başlar. Cenab-ı evet. Neyle başladınız? Ben Horiyat yazardım. Bes böyle çok ehmiyet vermezdim Horiyat'a. Evet. Ama insan şiire
başlamazdan önce gerek bir rasid olsun. Evet. Benim o rasidim var idi. Evet. Çünkü şairlerden oturdum, şairlerden kıkardım. Benim bir amcam var idi, rahmetli Celal Rıza Efendi şair idi. Bunun bahçe, bir bağı var, düzümlük evet. bağı, orta yerinde bir çardağı var idi. Ora şairler yeriydi. Her akşamlar yığışırdık ora. Bazı gün sabahlar da giderdim yanına. Oturduk. Rahmetli Osman Mazlun, Ahmet Oturakçı, rahmetli Mehmet Hoşuddağ Kuklu. Bunlar büyük şairler gelirdiler ora. Bu şairlerden vezin, kafiye, hecek nece yazılı, vezin nece olup bunları bilirdim. Evet. Ama Rasid'e diyelim ki söz bakımından tamam söz bakımından çok okumuştuk. Hem dostum var idi. Hemen başladık 80'lerde. 80'lerin yazısından sonra başladım ben yazmak için. Ama o zaman mesela belki de yayınlanmaz idi mesela yazıları. Yok yok. Bes, gazetalarda bes, mesela. 2003'ten sonra gazetalarda başladı yayınma. Tamam. Bugünlerde biz yaşarız Kutsal Muharrem ayını. Ben. Yani bu herkese de bellidir bu. Soyu Türk olan Irak Türkmenleri dine çok bağlıdırlar. Ve Ehl-i Beyt'e de çok bağlıdırlar. Ve bizim büyük sayıda şairlerimiz Ehl-i Beyt hakkında yazıblar ve dinsel şairler yazıblar. Cenab-ı bu konuda acaba ne kadar kalemi oynadıbsız? Yani dinsel şairlerde. Çok yazmışam. Ve yani, neden de? Yani bir maceraları olubdu mesela, bazı şeylere etkilenipsen, o koyup seni yazasan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yazmışam. Evet. Ondan sonra Ehl-i Beyt İmam Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin doğumlar günü. Ama bana ne tesir etti? O bi'ede yaşadım. Bi'e dini bir bi'ede. Evet. O camilerde, Hüseyinyelerde yaşamaktan. O beni bıraktı, bu mevzuda yazdım. Ama ayrı şiirlerim de var. Erfani, evet. toplumsal, o bir şiirlerim de var aynı. Doğrusu bu konuda bir şey hatırladım. 2003'ten sonra, tabii her kişiye bellidir, 2003'ten önce Irak edebiyatçıları, yani am olarak mesela aldıysa bizim edebiyatçılarımız olursa, diğer insanlarımız da, kültürlü insanlarımız, din şiirden uzak idiler. Din şiirler, bilsen baskılar var idi, tamam, o zaman da siyasi baskılar. Korkunç var idi. Yani mesela Aşura, Muharrem marasimlerinin icra edilmesinde de bunlar yasak idi. Yasak idi, böyle. Bakarız 2003'ten sonra bizim edebiyatçılarımız genel olarak edebiyatçılarımız çok önem verdiler. Bir din şiirlere, ikinci siyasi şiirlere. Tamam. Sizin görüşünüzde sebep nedir? Bunun nedeni nedir? Sebep odur, bir serbestlik, bir hürriyet şuur ettiler. Evet. Her insan hürriyet şuur edirse içeriden duyguları da hürriyete düşer. Onun için başlar şiir demek. Ondan evvel önce ambargo var idi alemin üzerine. Her kişi meşşet vayına düşmüştüler. Evet. Sonra siyasi baskılar da var idi. 35 yıl İran harbi, Kuveyt harbi, harpten harbe girdik. Harpten harbe en sonu işte Amerika harbiydi ki Irak'a girdi. Sonra o ambargo ki hisar vurdular Irak'ın üzerine, harpten daha fazla tesir oldu millete. Ondan sonra 2003'ten sonra millet bir hürriyet hissetti. Bu duygularını başladı atmaya, yazıya geçmiş baskılar da dillerini aldılar. Başladılar yazmaya. Şimdi bir İlahi aşk macerası hakkında bir şiir sizden dinlediysek memnun olduk. Ondan sonra tartışmamıza devam edelim. İnşallah. İnşallah. Daima zikrederim Kerbela macerası. Nedendir? Sorma benden aşkımın bu yarası. Çareler bulmuştular aşıklar aşklarına. Onlar teki tabulum aşkımın men çaresin. Çevirrem gülzara hem suvarram gözyaşımdan. Abbas ile Hüseyin ekerem gül arası. Nanca var canda nefes.
aşkımın zikrindeyim. Soymaram bedenimden onların aşk karesin. Burada bir ilahi şiirim var idi. Evet. İlahi gurur ettim bu fani dünyada ben. Ecelim çatmış dahi yatmışam hülyada ben. Yaşayış emrinde çok havai nefse uydum. Gözlerim rahmetindedir. Gözlerim rahmetinde gelmişem ya dada ben. Suçlarım yadladıkçam gözyaşım cari olur. Nefsimin karşında çün durmadım cihada ben. Takatim yoktur. Yanım mahkum olsam ateşe. Muhtacam ol fazlına bu dünya uhrada ben. Rahmeten lil alemin. Reddolunmaz sailin. Sen ağa kapında kul durmuşam feryade men. Sorguya yok cevabım. Mahcubam a'malime. Elim boş. Ger durarsam mahzeri mevlade ben. Muznibem. Günahım kılmasay. Affu ilahi. Getirrem mahşer günü. Hüseyin'i imdade ben. Muhammer yoğrulup. Aşk-ı Hüseyin'den tinetim. Halk olup. Ağa oğlu gelmeden icade ben. Eyvah Hasan. Cenab-ı Hüz buyurduğunuz, bundan önce dediğiniz, ben yaşırdım bir dini bir çevrede. Bel. Dolayısıyla o etkide kaldım, dini şiirler yazdım. Sence her şair dini şiir yazabilir? Vallahi ustadım o duyguya bakar. İçten, içten çıkana bakar. Eğer yani dini mevzulardan, konulardan bu ilgilenirse mesela kültürlüyse kültürlüyse yazabilir ama kültürü yok işte takafası yok işte dini mevzularda yazabilir mi? Her ne konuda her ne konuda çalışırsa her ne konuda bilgisi varsa o konuda yazabilir. Tamam. Yani dolayısıyla biz görürüz bazı şairlerimiz bizim sadece dini şiir yazar. Bilgisi yaşadığı çevre mesela tamamdır. Din olduğuna ama başka şeylerde yazmaz. Ya, bazı kere ayrı bir çevrelere yani göre. Cenab-ı Hakk'ın şiirlerinin çoğu dinidir. Dinidir, bas yazmışam. Yazıpsan irfani şiirlerde. Toplumsal, sonra bir yadımdan çıktı, getirim bir kitap yazdım. Maalesef çok azydı, sayısı bitti. Türkman elinde yemeklerimiz 124'lüydü. İndi 54'lü de izafe ettim üzerine o yadımdan düşen yemekler. Amacı neydi o kitabın? Amacı neydi o kitabı meydana çıkartmak? Vallahi Allah Teala'nın nimetini bilintirim millete. Bir de bizim folklor eski folklor yemeklerimizden, yeni yemeklerimizden takriben bir şey etmişim özünü. Mukayese. Eskiler birliği, yengiler de yengiler birliği. Yengiler bir kere o eskilerden bir malumat alı. Eskiler de bu yengileri bilirler hiç. Onun için bir 50'den de yazdım üzerinden 174'lü oldu. Bir takım, bir mecmua şiirim de koydum bu kitaba. İnşallah Muharrem'den sonra yakın zamanda bastırırım. İnşallah. Ağoğlu Kerbela'da Aşuran'ı ne şekil tasvir edir? Aşuranı şiirden istirem tasvirimi evet. Konuşum. Diri tarihi Kerbelani yazan ağlar. Salati için okunan azan ağlar. Lu'mi ef'ale gelmiş zaman ağlar. Taf samasında badi sabah ağlar coşar hasletle. Coşar hasretle ardu sema ağlar. Nedir ya Rab? Sema bir parça kandır. Yele süp, Kerbela üstü dumandır. Dönüp dünya, yoksa ahir zamandır. Necef'te Aliyel Murtaza ağlar. İnan ki Muhammed Mustafa ağlar.
kesüpler nesli paki peygamberi, ağladıplar Fatime hem Hayder'i, vuruplar kalbi Hüseyin'e okları, bugün Mahi Muharrem gözler ağlar, billahi dillerdeki sözler ağlar. Sahranın kumları kana dönmüştü, Beyt-i Risalet ahzana dönmüştü, Cem'in ahvali giryana dönmüştü, Cihan üzere akan fıratlar ağlar, meydanda cevlan eden atlar ağlar. Neydi bilmem ehli beytin günahı? Çün onların ilahiydi penahi, nece sabretti Hüseyin'im ilahi. Yerdeki daşlar ağlar, sahra ağlar, Bekir'de binti Resul Zahra ağlar. Nezr edipler, şer'i dine canları, pekleri yok, koy tökülsün kanları. İki dünya olur üskek canları, kol açıp onlara cinan ağlar. Kıyamette yetmiyor düşman ağlar. Umeyye'nin coşuptu tuğyanları, hedmidin çün cem olup şeytanları, vahşe dönüp Allah'ın düşmanları. Bu fi'le dillerdeki dua ağlar, gökde melekler, erşi Huda ağlar. Ölmeyecek Hüseyin'i seven millet, baş verip rafz eder her nev'i zillet. Hüseyin'dir eden bu İslam'a hizmet, bilin ki kurtlar ağlar, kuşlar ağlar. Şam yolunda nizede başlar ağlar. Karanlık zaman gelmişti cihane, olur mu hükmetsin tilki aslana, lanet olsun Yezidi her zamana, Ali Azgar buğazı oklu ağlar, şiiri yazdıkça ağa oğul ağlar. Var olasın. Sağ ol, sağ olasın. Zannedersem son kitabı, aynen dini bir şiir, şiirleri kapsayan bir kitaptı. Ondan da bir bahsettiyseniz, kaç şiiri kapsayıptı bu kitap? Ne zaman basıldı? Bu bundan bir 3-4 ay evvel basıldı. Evet. Sönmez çırağlar. Bilmirəm neçə. Bəs billəm 125-120 safhadı. Sadece dini şairler. Sadece dini de var. Tisin üzerine yazmışam, bazı millet üzerine de yazmışam, içine bir küçük kasede koymuşam. Fakat bunu evvel, en önceden bunu hazırlamıştım. İsterdim bir daha geçim üzerinden o Türkman elinde yemeklerimizi bastırdım. Sonradan bunu bastırdım. Haydi Asi Bey, Cenab-ı mesela Irak'ın dışarısında ve Irak'ın içinde olan festivaller, şehir festivallara da katıldınız. Ben. Onlardan biraz bahsettiyseniz sayın seyirciler için. Acaba bizim Irak'ın dışarısında bizim şiirlerimizi nasıl karşıladılar? Ben Kerbala'da Fuzuli festivaline katılmışam, Bağdat'ta katılmışam, Duz Hurmat'ta katılmışam. Kerkük'ün festivallerine Türkman uydusu vaktiyle bundan 2 yıl evvel idi, Ehl-i Beyt Hüseyin'e yaptılar, yine katıldım. Evet. Bazı tezede, gayri yerlerde ederler, çok Kerkük'te katılmışam. Irak'ın dışarısında? Ha, ama Irak'ın dışarısında İran, İslam İran'ın Urumya muhafazası var. Evet. Orada her il şey yaparlar, festival, İmam Rıza'nın vilayeti. Orada davet ederler beni. Evet. Her zaman diyorlar bir iki şair de geldi. Tamam, bu şiirlerin yollarım orada beğenirler. Diyorlar filan filan şair geldi bizim için. Evet. Takriben 4 kere gitmişim bu festivala. 2 kere de bir Kur'an methi, peygamberin methine boğusu oldu, evet. Gitmişim. Bir de Körpez festivali oldu, gitmişim. 6 kere katılmışım bu festivallara. Şiirimiz nece karşılanırdı orada? Orada taban özleri diyorlar bu festival beynelmileli, yani duveli. Duveli. Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, evet. Türkiye'den, İran'ın içinde Urumya
Tebriz, Erdebil, Tahran, her yerden gelirler. Yani diyebilirim sana 40-50 şair gelirler. Ama ben yani özüm methetmeyeyim, apardığım şairlerde methetmirem. Yani Irak'ı temsil edirdi Tahran. Irak'ı temsil edirdi. Irak düşmanları. Kerkük düşmanlarını orada temsil edirdi. Aslan orada Kerkük'ü bilmirdiler Türkmandı. Şimdi biz giden Urumya'da o şairler hapsi bilirler. Türkman var burada, şiiri var. Başladılar gelmeye, hoyrat yazmaya, hoyrat değiller bizim için. Hı. Yani bizimle bir nece diye yanakları oldu. Oturan sonra yok bez festival ustadım. Hı. Gece ütelin sahasında oturan bak 20-30 şair ayrı devletlerden oturup bunların bunlardan konuşma yaptık. Yani bildiler Kerkük nedir, Duz nedir, Tilafer nedir, hardan hara Türkmen var Kerkük'te. Bunların şiiri nedir, edebiyatı nedir, tarihi nedir. Konuşuruz orada. Yani çok yani sada verdi. Orada sada verdi. Çok güzel. Hazreti Zeynep Aleyhisselam'ın hakkında neler yazmışsınız? Hazreti Zeynep'in hakkında yazmışım. Zeynep diyor, aşka salıp Kerbela Adime'ni. Hazreti Zeynep Kerbela'nın facianın yasını özü ikmal etti. Evet. İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olandan sonra bunları apardılar Şam'a. Şam'dan döndü bir daha Medine'ye, Kerbela'ya, Kerbela'dan Medine'ye bir daha özü döndü gitti. Kerbela'dan şeye Şam'a. Tabii bu köyde milletleri gördü, ayrı şeyleri ilamiyen bu faciani ilan edir, bayan edirdi millete. Tamam. Zeynep diyor aşka salıp Kerbela adı mən. Ehlimin ahu ve veyle yaktı feryadı mən. Kerbela faciası Zeynep'i divane edip görnece Kufaşam'da meclisi düşmana gedip. Irak'ta şehri Kufa, Kerbela'ya yürüşüm var. Oradan geçip bir daha Şam-ı Şum'da görüşüm var. Hadiye yalvarırım, Neynava'ya tez ulaşım. Zikrim var o şak ile, deşti tafta men dolaşım. Huzur tapım arz-ı tafta yok macal ihmaline. Tevkil edip, tevkil edip, Hüseyin beni bu yolun ikmaline katra katra damlar kanım gönlümün yarasına ulaşım da bir gün evvel şuhada likasına getirin alemleri zelzeleye figan edin tarihlere koy yalsınlar o yerden ilan edin üregimden kan damlıyor yadradıkçam azgarım çok uzandı intizarım kalmadı hiç kararım. Gel oturak, ağa oğlu, kimiz figan edek, men diyeyim, men diyeyim yaz şiirini alem için beyan edek. Var olasın. Körpe şehit Ali Azgar hakkında da zannedersem yazmış idiniz. Onu da konuştuysanız, okuduysanız, sayın seyirciler için memnun olduk senden. İnşallah. Ali Azgar şehit. İnşallah. Aleyhisselam. طبعا علي أصغر عليه السلام 6 aylık idi. Kumat içinde babası apardı ussuz istersin özsün. Evet. Ussuzuydu. Bir ok çaldılar boğazına şehit oldu babanın eli üzerinde. Evet. Gözünü açtı babaya baktı ki enneme burada yazmışam bu uşağın duyguları babasına taraf nedir? Evet. Al kanıyla. Kundağımı sakla nene, nenesine deyir. Evet. Mahşer günü tut elinde ağla nene. Affet beni, çok ağladım gittim nene. Başımdaki su fikrini attım nene. 3 gecedi yatmamışam, yattım nene. Al beşiğe, bırak beni ağla nene.
Közküyüzə süt gələndə yadla məni, Əli Azğar oğlum çağır adla məni, Balalığım sal yadıya sazla məni, Al beşiyə bırax məni, ağla nənə. Alatandan məşğul etməsən özüyü, Aç qumatın, qucaqlama sən diziyi, Bax yarama, yumma ginan sən gözüyü, Məhşərə tək ürəqiyi dağla nənə. Heç durmadan boğazımdan kan gediri. Vermədilər su babama yan gediri. Bu səbəbdən xeymələrdən yan gediri. Al əlindən boğazımı bağla nənə. Harda qaldı ammum Abbas sorsun halım. Dudaqlarım parçalanıb görsün halım. Boğazımdan çəksin oxu dursun qanım. Al beşiyə bırax məni ağla nənə. Vermə xəbər, Əli Əkbər qardaşıma, Nələr gəldi bilməsin də bu başıma, Rəhmətmədi düşmanlarım bu yaşıma, Sal beşiyə, bağırdağım bağla nənə. Ver nənəmə qeyim məni qucaqlasın, Qoymadılar balasını iməkləsin, Hər tərəfə arxasıca sürüklənsin, Dudaqlarım quruyubdu, yağla nənə, əziz nənəm, şikayət etmə qədərimdən. Qanım içdim süt yerinə damarımdan, qan dolubdu çıxmaz nəfəs ciyərimdən, al qucağa gözlərimi bağla nənə. Son nəfəsdə Ruqeyyəni istər görüm, ikimizi ayıracaq əkid ölüm, özrüm budur Şam elinə düşməz yolum. Ruqeyyə üçün ağlamağı saxla nənə, Ağa oğlu qasidəyi yaz halımdan, Kərbəlanı boyatmışam al qanımdan, Şiələrim çıxartmaram mən yadımdan, Boş beşiyi tərpətkilə ağla nənə. Var olasan. Dəyərli ustadımız, burada bir konu var idi. Kərbələ nədən bu qədər müqəddəsdir? Nədən bu qədər qutsaldır? Nədən bu qədər bizim şairlərimiz Kərbəli haqqında və Kərbələdə olan olaylar haqqında yazmışdır? Bunda sizin görüşünüz nədir şiirlə? Bunu Kərbələ konuşuyor. Yəni, Kərbələ özü deyir. Kərbələnin dilindən yazmışam özüm. Evet. Şüa-i şəmsi nübuvvət bəndədir. Məfxəri al-i risalət bəndədir. Kərbəlayı müəllə adım bənim, Sərvəri əvvəl şəhadət bəndədir. Kərbələ, taf ney nəvadır şöhrətim, Zahradan var bir amanət bəndədir. Dönməyin ney nəvadən ayrı izə, Əlidən nəb'i imamət bəndədir. Ayandır müminlərə vəhyi gibi, Muhammed irsi kəramət bəndədir. Huri qilman, fəvzi miftahi cinan, Qasr-ı eyvanda səadət bəndədir. Muhibbi, al-i əba arvahinə gəlmiş nida, hər bəşarət bəndədir. Yol göstərən, şəhidlər çırağıyam, cənnətə şəm'i hidayət bəndədir. Sür yüzün gəl mübarək toprağıma, şafi'i ruzi qiyamət bəndədir. Toprağımdır səcdəgahi müminən, məbuda doğru ibadət bəndədir. Köç edib. Səndən Hüseyn, ummul qura, şəki yox tuli iqamət bəndədir. Qumlarım alqan ilə gülzar edən, Hüseyni şibli ədalət bəndədir. Ağa oğlu sirrimi faş etməyim, sadıqəm nuri cəlalət bəndədir. Vay var olasan. Sağ ol. Yəni, zaten bu şəhərləri dinləyən, yəni duyğulanı çox güzəl idi. Əydi, Asif bəy, Hazreti Fatımə haqqında da siz yazıbsınız. Bunda nə yazıbsınız acəbə? Bu, o Hazreti Fatımənin haqqında oxumazdan öncə bir qasidə yazmışam. Kərbəlanı tasvir etmişəm 10-cu gün. Tamam. Yəni, aşura günü. Aşura günü, 10-cu gün
Çindi mahali kendime Kerbala'ya girmişim onu tasvir etmiş. Evet. Onu okuyayım. Daha memnun olduk seninle. Hayalimde faciayı tafı tasvir eyledim. Egildim secdesine tehlilü tekbir eyledim. Etrini aldım Hüseyin'in. Karışıktır bu kokun. Heymeler yangınından bilirdim sınıptı o koku. Tüm Kerbela kıpkırmızı, sanki gök kan yağırı. Katilgahı aksedü, yoksa sama kan ağları. Bu nece aşkı ilahi, mal canından geçü. Bes canı, evladi ashabi ayalından geçü. Heymelerden çıktı gördüm bir uzun boylu kadın. İşittim Nehri Hüseyin'den. Çağırdı Zeynep adın. Hefzeyleyin, yetimleri o amanettir size. Sabredin, bil şehadet, hakten keramettir bize. Dolanırdım Kerbela'da. Dolanırdım gönlümdeki azgarın kundağını. İstemez tarif Hüseyin, kasipler parmağını. İşte buldum, işte buldum bu Hüseyin. Çözkünde azgarını, sümür azgar Hüseyin'in o kesik parmağını. İki genç kucaklaşıp, hansı Ekber, hansı Kasım, Neynavanın yıldızların istirem köşke basım. Şahlanıp amvacı Fırat birbirine degiyor, içmedi sakka suyumdan, işte sayha çekiyor. Abbas'ın kattım kanından suyuma kana dönüm. Ta da geçsin rengim benim. İçmesin kimse suyum. İki kolu bir de meşki alemdarın rayesi parçalanıp. Sağ kalan bes rayenin sariyesi. Mebhut oldum bu manzara. Et sümük kan karışıp ayrılmaz birbirinden. Hansı Condu, hansı Habib. Parça parça doğranıp şu hadanın bedenleri nece dindur teyit eder bu fiili edenleri. Yandırıplar heymeleri, yangın bir heyme kalıp. Cem edip seccad hamun kucaklayıp dizin dalıp. Ettim ruku, verdim selam. İmam Zeynel İba'ya dedi gör, zibh için geldik minayı Kerbela'ya. Kan töktük. Tesbit için hükmü Kur'an asarını değiştik inhiraftan. Şer'i İslam mesarını. Var olasın. Sağ ol. Doğrusu biz Fatıma anamızın da hakkında bir şey yazmış idiniz. Onu destirdik son olarak. Sayın seyirçilere armağan ettiyse öz memnun olduk sizden. Baş üzerinde. Sağ ol. Ey Fatıma, bu Fatıma'nı muhatabı edirem. Yani Muharrem münasebetiyle. Evet. Ey Fatime Şimruhun atanda gel. Kerbela'ya gün orta azanda gel. Fikretme sun ver haber umul benin. Abbas'ın kollarını salanda gel. Çok yanmasın. Leyla'ya teselli ver. Şebihi peygamberi vuranda gel. Kaldı eyvah balasız hanım Rabab. Boş beşiği terpedip o anda gel. Hazır olsun seninle Şahinecep. Yalnız kalıp Hüseyin'in meydanda gel. Dayanmasan korkuran binti Resul. Atlarıyla Hüseyin'i basanda gel. Ateş vurup kufiyen heymelere. Ali Resul malları talanda gel. Ebelfazlın kesüpler iki kolun. Rayesi parçalanıp düşende gel. Dağıldılar kimsesiz her bir yana. Halları, ayelların yamanda gel. Yığılanda yetimler atrafına. Zeynep Hanım çaresiz kalanda gel. Yüklenipler yabancı esir gibi. Şam yolunda karivan gidende gel. Nize üstü ehli beytin başları, ayetleri tilavat edende gel. Ali Ahmet destekir ayak yalın, Şamiyenler taşları çalanda gel.
زين العبا خسته جان ey Fatıma toprak usta kölgesiz yatanda gel Şam elinde ruhiye can vererse macerine Zeynep'in saranda gel Kerbela ağa oğlu aşıktı kalpten size elhadine kabride koyanda gel. Var olasın. Hatırladım bu arada İmam Hüseyin aleyhisselam bayramdan önce hac marasimini itmam etmeden önce Kerbela'ya teveccüh etmiştir. Bunu Ağa oğlu bunu nasıl bir ifade etti şiarında? İmam Hüseyin aleyhisselam yükbarın bağladı şeye gelsin Kerbela'ya. Evet. Taban İmam Hüseyin'in nehcini fikrini bilmeyenler İmam Hüseyin'e kainnama şey edilir, nasihat edilir, gitmesin Kerbela'ya deyir, kal haccı itmam eyle ondan sonra. Evet. Beyramdan öveceğiydi. Çık Mina'ya, git Mina'ya, kurbanı kes, haccı itmam eyle dön. İmam Hüseyin kainname böyle cevap verdi özlerine. Evet. Ben Hüseyin'im, nasiyemde kaderim, Kabe'yi terk etmeye var nazarım, vermişem kalu beladan ikrarım, Mina'yı Kerbela'ya var seferim. Irak'ta tespit olduğu vatanları, zibh için İd-i Ekber kurbanları, solmadan orada ekim fidanları, Mina'yı Kerbela'ya var seferim. Sahraya çek, Zahra'nın oğul kızı, kumlar üstte melheme kanla yazın, doğum günüm vermişti ceddim izin, Mina'yı Kerbela'ya var seferim. Faciayı arifler ha danışsın, aşıklar da okusun ders alışsın, maşukine aşık ister kavuşsun, Mina'yı Kerbela'ya var seferim. Kuparsınlar Kerbela kavgasını, kanlı duman sarsın da semasını, döndersinler maziler yarasını, Mina'yı Kerbela'ya var seferim. Bu risalet ceddimin ümmetine, kıyamette davamın ispatine, lanet olsun her zalim siretine, Mina'yı Kerbela'ya var seferim. Çok sağ olasın, memnun olduk senden. Sevgili ve aziz seyirciler, Muharrem ayla ilgili ve Aşura ile ilgili Irak Türkmenlerin edebiyatının bir bakımını, bir tarafını bu programda, bizler programında sizlere yansıttık. Gelecek hafta bir de buluşmak arzusuyla hoşça kalın.